Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda Steam dolar kurunu 10 liraya falan çıkardı. Bu demektir ki oyuncuların son umudu olan Steam'de artık aramızda değil. Gördüğünüz gibi bu yeni kuru uygulayan ilk oyun firması da başta Valve oldu. Artık Half-Life 2 105 TL, Left 4 Dead 2 105 TL, Postal 2 de 105 TL ve bu şekilde gidiyor. Ama anlamadığım mevzular var. Bunların başında Half-Life 1 18,5 iken, yani neden Half-Life Source gibi bir bok 105 lira? Neden Half-Life 2 Deathmatch 55 lira? Bunları kim bir fiyata satın alıp oynar açıkçası bilemiyorum. Bakın ben bu kur artışına karşı değilim çünkü bu zamana kadar çok çok iyi bile dayandı Steam. Ama her oyun yeni kurla çıkarttırılmamalı. Valve Complete Pack 490 TL değerine çıkmış durumda ama ona rağmen içindekileri hak ettiğini düşünüyorum. Sebebi ise çok kıymetli ve daha öncesinde hiç oynamamışlar için gayet güzel oyunlar var içinde. Ayrıca 490 TL'yi içinde olan beleşler hariç 18 oyuna verdiğinizi düşündüğümüzde oyun başı ortalama 30 TL gibi bir fiyat vermiş oluyorsunuz. Ve bu video hazırlanırken dolar 18,62'yi görmüş durumda. Yani oyun başına 1,61 dolar gibi bir fiyat vermiş oluyorsunuz. Bu verdiğim fiyatlar indirimsiz fiyatlar. Yani indirim başladığında eskisi gibi olmasa da hala daha da uygun fiyatları alınabilir. Yeni oyunlara bu kadar bindirilmesi ne denirse densin ne de mecburen artmak zorundaydı. Ben de bu oyunları daha uygun fiyata nasıl alabiliriz bundan bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi kardeşlik yapmak. Genellikle konsol oyuncularının yaptığı bu taktik aslında Steam üzerinde de yapılabilir. Ancak güvendiğiniz bir arkadaşınızın olması icabet ediyor. Steam ayarları kısmına gelip aile kısmında istediğiniz maksimum 5 arkadaşınıza Steam kütüphanenizi açabilirsiniz. Kütüphanenizi paylaştığınız arkadaşınız siz herhangi bir oyuna giriş yaptığınızda kütüphanenize erişemese de yine de çok karlı bir iş olduğunu düşünüyorum. Örneğin 500 TL'lik bir oyun var ve bu oyunu sizle güvendiğiniz arkadaşınız oynamak istiyor. Biriniz 260 TL, biriniz 240 TL vererek oyunu alabilirsiniz. Kim daha çok parayı verdiyse onun hesabına oyunu satın alabilirsiniz. Ve böylece ikiniz de oyunu sırayla oynayabilirsiniz. E diyorsunuz ki ben arkadaşımla oynamak istiyorum. Online bir oyun aldım ama aynı anda giremiyorum. Hani nasıl olacak? Aynı anda giremeyeceksem amacı ne diye soruyorsanız da biraz öncesinde demiştim ki maksimum 5 kişiye kadar destekleyebiliyor. Yani bir hesabı araç olarak kullanıp iki farklı hesap bağlanarak oynayabilirsiniz diye biliyorum. Burada bir hatam varsa lütfen beni düzeltin. Onun dışında internet bağlantınız çok yüksek ise Steam Remote Play'i öneririm. İnternet bağlantısını üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü GeForce Now performansı beklemeyin. Steam Remote Play nedir diye soracak olursanız GeForce ile karşılaştırdığından az çok anlamış olmalısınız. Steam Remote Play bir kullanıcının satın aldığı ve Remote Play'i destekleyen oyunda normalde aynı bilgisayardan oynayacağınız bir oyunu o an için arkadaşınıza açabiliyor ve aynı anda o evinizde olmadan arkadaşınıza oyununuzun yayınını açıp kontrol verebiliyorsunuz ve birlikte oynayabiliyorsunuz. Arkadaşınızın ne oyunu satın alması ne de indirmesi gerekiyor. Sizin bilgisayarınızı hem oyunu açıp hem de yayını karşıya verdiği için aslında sanki aynı evdeymişsiniz gibi oyunu oynayabiliyorsunuz. Bu iki yolla Steam'de iyi kötü ayakta kalabilirsiniz. Steam'in dışına çıkacak olursak Xbox Game Pass veya Amazon Prime gibi şeyleri zaten biliyorsunuz. Hani Epic Games her hafta zaten beleş oyunlar veriyor. Bunların dışında emülatörlere bakabilirsiniz. Emülatörlerde bir sürü oyun var. Belki hiç oynamadığınız, hani sürekli olarak bilgisayar üzerinden oynuyorsanız PlayStation 3'te bir sürü oyun var. PlayStation Portable'da bir sürü oyun var. Ve bunun gibi benzer konsollar bir sürü oyun var. Bunlara tekrardan göz atabilirsiniz. Emülatörler de canınızı sıktıysa ya da zaten emülatörlerde kullanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yani kullanan da vardır, kullanmayan da vardır. Bunların dışında ne kullanabiliriz diye düşünecek olursak eski miladını doldurmuş oyunlara bakabiliriz. Miladını doldurmuşlarken neyi kastediyorum? Bazı oyunlar artık satıştan kaldırılıyorlar ve hiçbir yerden temin edemiyorsunuz. Eğer kutulu oyununuz varsa değeri artıyor falan. Koleksiyoncular çok fazla rağbet gösterdikleri için miladını doldurmuş oyunlar genellikle çok çok daha değerli oluyor ve bunlara ulaşımınız hiç olmadığı için internetten kolaylıkla temin edebiliyorsunuz ve bu tamamen yasal yani çünkü herhangi bir yerden satın alamıyorsunuz. Nereden alacaksınız ki? Bunlara örnek verecek olursak Marvel ve Activision'ın işbirliğiyle yaptığı neredeyse bütün oyunlar diyebilirim. Arada istisna varsa diye neredeyse diyorum. Hepsine bakmadım. Ama işte hani Deadpool'dur, X-Men Origins'tir veya ne bileyim Spider-Man oyunları. Bunlara örnek gösterebiliriz. Onlardan da sıkıldıysanız hani bu oyunları kaldıracak bilgisayarınız yoksa da sağ üstten şimdi çıkmış olan karta tıklayarak düşük sistemli o bilgisayarlar için hazırlamış olduğum oyun listesine göz atabilirsiniz. Bunlar olmuyorsa mobil oyunlara sarabilirsiniz. Hadi onlar da olmuyorsa artık gidin 9 taş oynayın. Vuruş hissi 10 numara 5 yıldız. Yani bu kadar. Ben bu konu hakkında dediğim gibi hani herhangi bir şey düşünmüyorum. Steam yapması gerekeni, bunun yapılması gerekiyordu çünkü oyun firmaları çok zarara giriyordu. Yani baktığımız zaman bir sürü bilmiyorum yani hiçbir kadro çalıştırdınız mı? Tabii 20 kişi bünyenizde çalışıyorlar. Onların maaşlarını yatırmanız gerekiyor. Ortaya bir emek harcanıyor. Günde 6 saat, 8 saat çalışılıyor. Ortaya çıkan emeğin karşısında yarısı bile gelmiyor. Hani bu oyun firmaları için çok çok sıkıntı bir şeydi.
Ama işin öbür tarafından bakacak olursak, yani tüketiciler açısından bakacak olursak, bir oyuna 1100 lira kesinlikle hak etmez. Yani hiçbir türlü kurtaramaz. Yani gelmiş geçmiş en iyi oyun olsa bile 1100 liraya bir oyun satılamaz, satılmamalıdır. Ama satılmak mecburiyetinde kalınıyor belli sebeplerden ötürü. Yani bilemiyorum. Ben hayatta vermem yani 1100 lira vermem. Yani çünkü çok saçma yani. Bilemiyorum. O zaman ben yavaştan kaçıyorum. Eğer yanlış veya eksik söylediğim bir şey varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Ben DG, görüşmek üzere.